Selam, ben Zafer Akçay. Egemen'le başlıyoruz bugünkü video serimize. Trafikte devam ediyor Egemen. Sağ tarafa yakın gidiyor, ileride boşluk bulursa anladığım kadarıyla sağdan kaçacak. Nitekim öyle yapıyor, sağa giriyor. Peki iyi mi ediyor? İyi etmiyor. Çarptı araba. Gördünüz mü? Araba çarptı. Şimdi bakalım bir ne oluyor ne bitiyor. Bakın Egemen buradan giriyor. Aslında şuna da güveniyor. Sağa dönülmez işareti var. Ama orada döner mi döner demeniz gerekiyor. Bizde dönülmez dönülmez bunlar pek geçerli şeyler değil malumunuz. Dönüş varsa o arkadaşım oraya döner mi döner. Nitekim aynı şey oluyor. Oysa girilmez yol sağdaki sokak. Dönmemesi lazım. Egemen de buna güveniyor ama güvenmeyin. Bakın özellikle yabancı plakalı bu araç. Dikkat. Berk'le devam edelim. Şehir trafiği kalabalık. Emniyet şeridinden giden Berk'e sollayan bir motosikletle hem de cıvıl. Sadece kask var. Başka hiçbir şey yok üstünde. Solluya geçiyor. İleride bakın neler oluyor şimdi. Servis aracı sağa yanaşıyor. Bariyerle servis aracının arasına sıkışıyor ve düşüyor. Yani bir kaza oluyor. Neden olduğunu artık sorgulamak gerekiyor mu bunu bilmiyorum. Yani siz emniyet şeridinden gidiyorsanız eğer, gitmemeniz gerekir de gidiyorsanız eğer çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü araç her an bozulup oraya gelebilir. Bakın kıyafet olmaması ne gibi sonuçlar doğurmuş gördünüz mü? Yapmayın. İnanılmaz. Tünele girer girmez oradan su fışkırıyor ve buranın üstüne geliyor. O bir yangın söndürme olabilir, tüneli sulamak için ya da tünelin su havzası olabilir, her şey olabilir. Bozulmuş, patlamış. Ama sadece bu mu? Hayır. Bakın yerde onun kapağı var ve sağda da kaza yapmış araba var. Şimdi tünellere neden yavaş girilmesi gerektiğini daha iyi anlatan bir video olamaz. Burak çok teşekkürler bu videoyu göndermek için. Yavaş. Nuri'de bu kez sıra. Kırmızı güzel motorunu Nuri sürüyor. Orta şeritten seyahat ediyor. Çünkü sağda dolmuşlar var, şunlar var, bunlar var. Akıllı ve dikkatli bir arkadaşımız. Sağ taraf boşalıyor. Arabadan da biraz kaçayım derken ne mümkün arabadan kaçmak? Araba onun da üstüne geliyor. İki şerit değiştirerek. Ama Nuri ne yapabilirdi ona bakalım. Bakın kör noktasında. Aracın kör noktasında. Adam kafayı çevirip bakmıyorsa göremez. İkinci şerit. Yine kör noktasında. Nuri korna çalınca adam kaçıyor zaten. Nuri görmemiş ki. Görmüyor. Yani burada görünüyorum işte canım ben gidiyorum sağ şerit benim falan. Bunlar boş işler biliyorsunuz. Yapmayın böyle şeyler. Bana da oradan bir gönderme var. Gördün mü Zafer Hocam? Yani görüyorum görmesine de yapılacak bir şey yok ki Nuri'cim. Sen de az önce söylediklerimi dikkate alırsan iyi olur. Gece saati Emir'le devam. Gece tehlikelidir biliyorsunuz. Emir de iki şerit birden gazlıyor. Sürprize bakın. Aslında hiç sürpriz falan değil de Emir için sürpriz. Yoksa bakın biz seyrediyoruz şimdi ileride yanıp sönen o koca 2 metre boyundaki ok var zaten. Ya yanıp sönüyor. Kimin için? Emir için. Emir oraya bakıyor mu? Yok. Emir nereye bakıyor belli değil. Onun derdi makas atmakta. Emir. Ne hissettin şu karşına çıkınca Allah aşkına? Neyse ki iyi bir manevrayla kurtarıyorsun. Hadi geçmiş olsun. Aman dikkat. Ahmet'in arabasındayız. Burada motosiklet yok. Arabalar var ama dikkat çekeceğim. Çünkü motosikletliler olarak biz de şu filtreleme yaparak aralardan gidiyoruz. Seyrediyoruz. Şimdi arabalar ne kadar rahat onu göstereceğim size. Bakın gidiyor. İleride bir şey var. Şimdi durduralım burada. Bakın yuvarlağı alalım. Orada bir abla 4 şeritli yolun en soldan ikinci şeridinde arabadan iniyor. Elinde kahvesi var ve abla hiçbir şey yokmuş gibi karşıya geçiyor. Yani bir motorcu arkadaşım oradan geçse ne olur? Çok dikkatli. Ahmet'e konuk olduk. Gece vakti Ahmet sürüyor. Yine motosikletin küçüklüğünden faydalanıp sağ tarafa giriyor. Sağ, bir şerit galiba ama bozuk orası da sağdan gidiyor. Evet şerit. Döner mi? Ahmet burada belki biraz daha iyi fren yapabilirdi.
Yok koşuyor ama bir şey olmamış. Tanıdık çıkmışlar sonra. Biraz daha iyi fren, biraz daha dikkat Ahmet'i kurtarabilirdi. Ama ikinci şeritte de olsa sağda çıkış varsa döner mi? Döner. Size çarpar mı? Çarpar, geçmiş olsun. Mithat Can 360 derece kamerasıyla bize görüntü gönderdi. Yolun ne kadar sağından gidiyor Mithat Can, farkında mısınız? Yani çizginin dibinden gidiyor ve viraj falan değil galiba, düzlük. Bakın sağda da tehlikeler var, otobüsler, şunlar bunlar. Ama karşıdan gelene bakın. Bir baba yiğit basıyor selektörü. Çekil diyor motorcuya, çekil. Ben diyor bu kadar para vermişim, jip almışım, seni mi bekleyeceğim diyor. Senin yerin yolun sağ diyor motorcuya. Ama Mithat Can da buna birazcık teşne olmuş yani. Ne işin var bu kadar sağda Mithat Can? Sen ortalasana yolu. İki video Cüneyt'ten geldi. Cüneyt benim arkadaşım, Marmaris'te yaşıyor şimdi. İlk videoda gidiyoruz. Bakın soru geliyor şimdi. Burada ne bekliyorsunuz? Şimdi bir kamyonet var soldan çıkan. Onun arkasında, solunda bir araba var. Sağ tarafta da yol var ama boş orası. Ne bekliyoruz? Araba kamyonetten dolayı Cüneyt'i göremeyecek falan. Senaryo bu şekilde çizilebilir. Doğru. Kamyonetin çıkmasını bekler misiniz? Ya inanılır gibi değiliz biz ya. Kamyonet çıkıyor. Göre göre, baka baka çıkıyor arkadaş. Cüneyt'in ikinci videosu Marmaris'in tam göbeği, yeşil ışık, önde kamyon, arkada Cüneyt, geçiyorlar ama orada bir serseri mayın var. Serseri mayın nedir? Ne yapacağı belli olmaz bir mayın türüdür. Bak, bak, kamyonun önünden geçiyor ya. Ya oğlum deli misiniz, divane misiniz? Kamyon geliyor, niye durmuyorsunuz orada? Ah bu gençler, yok bak. Ne demiştik geçen hafta? Dönüşlerde, kavşaklarda oluyor çoğu kaza demiştik. Şimdi efendim, bizim de yapacağımız şeyler var. Sağa dönerken sokak arasında bu şekilde geniş almayın. Bu doğru değil. Sağ dar alınır. Eğer ki görüş varsa, onun altını çizeyim. Görüş varsa sağ sokak dönüşlerinde, kavşak dönüşlerinde lütfen dar dönün. Kural nedir? Sağ dar, sola geniş. Evet, bunu işleyeceğiz bugün çünkü çok kaza oluyor. Sola döneceğiniz zaman da acele etmeyin lütfen. Hemen böyle dönüvermeyin. Soldan gelen araç olur, şu olur, bu olur. Sola geniş dönmek lazım. Dar dönerseniz bu sizi tehlikeye atan bir şey olur. Eğer bir kavşaktan sola dönüş yapacaksanız lütfen geniş alın. Geniş alın ki soldan gelen araçlar da sizi görsün, siz de rahat edin. Bakın bu doğru. Doğru bir karar. Geniş bir sol kavşak dönüşü. Bu doğru. Şimdi buna dikkat etmediğiniz zaman cırtlıt kaza oluyor işte. Kaza oluyor. Sağa dar dönülüyor dedik. Bunun bir sebebi var yani, yıllarca araştırılmış, edilmiş. Siz görüş varsa sağa dar dönüş gerçekleştirin lütfen. Sola da geniş dönüş gerçekleştirin. Bu basit kurallar aslında bizim kazaya karışmamızı önlüyor. Ama bunları dinlemezsek, acelemiz olursa falan olmuyor işte. Hadi iyi sürüşler.